Medya Haber'den merhaba. Gün boyu süren özel yayınımızın akşam 19 kuşağında birlikteyiz. HDP'nin bugün gün içinde yaptığı demokrasiye, adalete, barışa çağrı başlıklı deklarasyonun hemen ardından da özel yayına geçmiştik. Bu akşam bu yayında iki değerli konuğumuzla HDP'nin deklarasyonunu değerlendireceğiz. Gazeteci arkadaşımız, Yeni Özgür Politika gazetesi yazarı Sayın Ferda Çetin. Hoş geldiniz. Stüdyoda olacak. Yine gazeteci arkadaşımız Kenan Kırkkaya, Yeni Yaşam gazetesi yazarı. O da Skype hattında olacak. Kenan, sen de hoş geldin diyeyim. Hemen aslında sıcağı sıcağına da orada biraz da mutfaktan takip eden sensin. Şöyle bir genel değerlendirme almak istiyorum doğrusu. HDP beklenen deklarasyonu açıkladı. Bu deklarasyon doğrusu hem nasıl karşılandı, sonraki tepkilere dönük de belki görüşlerin olur ama esasen bu deklarasyon kamuoyunun beklentisi büyüktü. Ona dönük de bir yanıt oldu demek mümkün mü? O konudan başlayalım isterseniz bir genel değerlendirmeden. Evet, teşekkür ederim. Selamlar stüdyodaki konuklara da. Şimdi biliyorsunuz bir süredir HDP'li HDP'siz bir tartışma yürütülüyor. Yani HDP'nin olmadığı ortamlarda HDP tartışılıyor. Çok uzun bir süredir HDP'ye yönelik korkunç bir ambargo var. Son 5 yıldır ciddi saldırılara maruz kalıyor HDP. Fakat bütün bu saldırılara, görmezden gelme çabalarına rağmen yürütülen mücadele, Kürt halkının verdiği mücadele ve dinamikleri, Kürt sorunun dinamikleri meseleyi yeniden çözüm noktasına getirdi. Artık bugün Türkiye'de hiç kimse bu sorunu görmezden gelerek ya da inkar ederek yol alamayacağının farkında. Bu işin bir boyutu. Bir diğer boyutu 2023 yılında yapılması beklenen seçim atmosferine artık gittik diyebiliriz, girdik diyebiliriz. Yani bu erken seçim olacağı anlamına gelmez ama seçimler 2023 yılında yapılsa bile bugün itibariyle Türkiye artık bir seçim atmosferindedir, seçim havasındadır. Dolayısıyla bu açıdan da siyasi aktörler Kürtlerin belirleyici konumunu görmezden gelemiyorlar. Yani 2015 yılından başlayarak bütün seçim süreçlerinde HDP çok temel bir pozisyonda, çok temel bir rol oynadığını gösterdi. Dengeleri değiştirdiğini, dengeleri belirlediğini ortaya koydu. Özellikle 31 Mart seçimlerinde bunu çok açık bir şekilde bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Şimdi bu atmosferde HDP ne yapacak, nerede duracak? İttifaklar meselesine yaklaşımı nedir, çözüm meselesine yaklaşımı nedir? Tartışmaları yürütülüyor. Fakat bu tartışmalarla ilgili değil. HDP özellikle kapatma davasıyla birlikte, Kobani Kumpas davasıyla birlikte bir tutum aldı. Dedi ki ben seçmenime danışacağım, halka gideceğim dedi ve HDP'liyiz her yerdeyiz programı başlattı. İki ayı aşkın bir süre çok yoğun bir programlar serisi düzenledi. Benim elimdeki verilere göre 20'si eş başkanların katıldığı yaklaşık 75 buluşma gerçekleştirildi. Yani toplantılar yapıldı, paneller düzenlendi, halk buluşmaları, esnaf gezileri düzenlendi. Buralardan bir takım veriler aktı HDP Genel Merkezi'ne. Yani yetkili kurulları oradan edindikleri izlenimleri, aldıkları öneri ve eleştirileri Genel Merkez'e aktardılar. HDP bunun üzerinden halktan aldığı bu görüş ve öneriler üzerinden bir tutum belgesi, yeniden kamuoyuna bir tutum belgesi açıklamayı gerekli gördü. Şimdi bugün aslında açıklanan deklarasyon sadece HDP'nin yetkili kurulları tarafından alınan bir tutum belgesi olmanın ötesinde Kürt halkının tutumunu ifade ediyor. Kürt halkının demokrasi arayışını, barış arayışını, özgürlük arayışını ifade ediyor. Bu açıdan son derece değerli, kıymetli. Yani hiç kimse bugün işte HDP bir tutum belgesi açıkladı. Eksik mi, gedik mi, fazla mı, yetersiz mi gibi bir tartışma içerisine giremez. Çünkü bu aynı zamanda dediğim gibi bütün bu 75-80 buluşma sonucu elde edilmiş verilerin toplamıdır. Bu açıdan da kritik.
Şimdi beklentiler yüksekte haklısınız. Yani özellikle son günlerdeki bu muhataplık, çözüm tartışmaları üzerinde HDP'nin nerede duracağına ilişkin soru işaretleri vardı kamuoyunda. Bütün bunlara ilişkin aslında çok net, sarih bir şekilde HDP tutumunu ortaya koydu. Kim nasıl gördü bu meseleyi? Hemen kısaca onu da ifade edeyim. Sadece bugünle ilgili değil, önümüzdeki günlerde de muhtemelen herkes meşrebince bu deklarasyonu değerlendirecek. Yani siyasi partiler, siyasi oluşumlar, özellikle iktidar ve muhalefet kanadı kendi meşrebince bazı sonuçlar çıkaracak bu deklarasyondan. Fakat bu deklarasyonun esas muhatabı sadece bu siyasi dinamikler, yani sadece Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı değil, aynı zamanda bu deklarasyonun muhatabı Türkiye toplumu. Yani HDP Türkiye toplumuna bir tutum açıkladı. Dedi Deklarasyon. ki, ey Türkiye toplumu, ey Türkiye halkı, ey Kürt halkı, benim pozisyonum bütün bu saldırılara, kapatma davasına, Kobani Kumpas davasına rağmen benim tutumum budur. Ben demokraside ısrar ediyorum, barışta çözümde ısrar ediyorum. Benim yolum, güzergahım budur ve ben bundan sonrası için de bu yolda yürümeye devam edeceğim Peki. dedi. Muhaliflere de mesajı var, iktidara da mesajı var. Programın ilerleyen aşamalarında Konuşacağız. bunları Başlık konuşacağız. başlık doğrusu her başlığı da konuşmak gerektiğine inanıyorum. Biraz da bu ön izlenimleri size de sormak istiyorum Sayın Çetin. Kafaları da karıştırmışa benziyor. Yani Kenan bir bütün olarak toplumun tüm kesimlerine mesaj verdi diyor. Ama bugün özellikle Türkiye medyasına baktığımda hükümete yakın diğerlerde birileri HDP ittifaka kapılarını kapattı dedi. Birileri işte kendi cenahına çekip HDP bizim yanımıza geldi dedi. Ama bir şekliyle herkes gördü. Sizce yarattığı etki ne olur? Yani büyük bir beklenti de doğurmuştu doğrusu öncesinde yaşanan tartışmalar. Hele üstelik bu muhataplık tartışması da gündeme girince beklenti biraz da arttı. Siz nasıl gördünüz bugünkü deklarasyonu? Beklenti iki nedenden kaynaklanıyor. Bir, Kenan'ın da belirttiği gibi HDP'lerin olmadığı, HDP temsilcilerinin olmadığı platformlarda çok yaygın bir biçimde HDP'nin gidişatı, HDP'nin politikaları tartışılıyor. Fakat HDP'lerin görüşleri yok. Şimdi deklarasyonla mecburen deklarasyonu da tartışmak durumunda kaldılar ve HDP bizim görüşümüz budur demiş oldu. Yani Türkiye kamuoyuna bu tartışmaları yürütenlere bir boyutu buydu. Ha, diğer boyutu da HDP'nin olmadığı tartışmalarda, platformlarda, programlarda HDP'nin izleyeceği politikanın ne olması gerektiğini de tartışıyorlardı. Deklare ediyorlardı. Evet, bu daha evvel de denenen bir yoldu. Türkiye'de AKP de bunu yapıyordu, CHP de yapıyordu. Yani AKP de sıkışınca HDP'yi gayrimeşru, illegal bir örgüt, bir hareket gibi konumlandırarak onun adına, onun yerine işte ittifaklar içinde ona yer ayırıyordu. CHP de zaman zaman onu yaptı. Bir kısım basın da, medya da bunu böyle işliyordu. Bugün de bunun biraz ipuçlarını gördük yani. Senin sözünü ettiğin medyanın değerlendirmelerdi işte. HDP ittifakı reddetti, HDP ittifakı kabul etti gibi. Bu tartışma sonuçlanmış oldu yani. Bu deklarasyonla HDP bizim görüşümüz budur. Bizim yerimize, bizim adımıza yorum, analizler yaparak görüş beyan etmeyin. Bizim görüşümüz budur demiş oldu. Bu açıdan iyi oldu. Sonuçta Yani noktayı koydu net diyorsunuz. bir biçimde ortaya koydu. Nasıl bakıyor, nasıl bir çözüm öneriyor? Bu ortaya çıktı. Diğeri de bu esas olarak bir çözüm paketi veya bir çözüm programı deklarasyonu değil. Yani bu deklarasyonun, açıklamanın esası, özü Türkiye'nin normalleşmesi ve normalleşme için izlenecek yollar, yürünecek yolu işaret etmesi açısından önemli. Yani mevcut zeminin normal olmadığını tespit ediyor deklarasyon. Yani diyor ki biz normal koşullarda değiliz, normal bir süreçte değiliz. Dolayısıyla da ittifaklar, işbirliği veya tartışmalar öncelikle Türkiye'nin normalleşmesi, normal bir zemine kavuşması için olmalı. Biz o normalleşme zeminini oluşturduktan sonra daha ciddi tartışmalar, daha ileri tartışmalar Yani bir anlamda yürütebiliriz. 2015'te sürecin bozulduğu noktaya dönüp oradan mı Evet. başlayalım deniyor. Yani ittifak derken sadece seçim ittifakı demiyor. Yani Türkiye'nin
normalleşmesini isteyen güçlerle bir ön ittifak düşünüyor ve öneriyor. Deklarasyondan bizim bunu anlamamız lazım. Yani tekçi, işte Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz sistemin, tek kişiye bağlı sistemin normal bir sisteme dönüşmesi, yasama, yürütme, yargının eleştirilerine, eksiklerine rağmen eski pozisyonuna dönüşmesi, tek kişiye bağlı, tek kişinin ağzından çıkan kelama, söze bağlı kalmaması için normalleşme istiyor. Buna karşı olanlar için de aslında güç birliği, iş birliği ve ittifak çağrısını bunlara yapıyor seçim. Belki daha sonraki aşama ve biraz sonra tartışabiliriz. Yani salt seçime dönük bir adım da değil diyor. Evet. Peki Kenan, seninle devam edelim. Biraz da başlık başlık, doğrusu deklarasyondan başlıklarla gidelim istiyorum. Normalleşme diye ifade etti Sayın Çetin. HDP müzakereci bir anlayışla yeni demokratik başlangıcın anahtarıdır dedi. Yani o normalleşmeyi de aynı zamanda HDP'nin bu yürüttüğü politikayla sağlayabileceğine dönük bir yaklaşım olarak mı değerlendirmek gerekir bunu? Yoksa daha farklı bir yaklaşım mı? Örneğin Türkiye'nin geleceğine ilişkin normalleşmeyi de aşan bir yaklaşım olarak mı görmek gerekir? Sen ne dersin? Şimdi Ferdi abi de ifade etti meslek büyüğüm. Yani aslında evet, bir normalleşme sürecine ilişkin bir deklarasyon, bir program olarak tanımlamak mümkün. Aynı zamanda deklarasyonda da vardı. Geçiş sürecinden bahsediyor. İki nedenden dolayı bunu savunuyor. Birincisi, toplumun değişim beklentisine HDP işaret ediyor. Diyor ki, ben gittim yerelde halkla temas kurdum. Halkın ciddi bir değişim talebi var. Toplum bu şekilde, bu gidişatı kabul etmiyor. Dolayısıyla bu durumun değişmesi lazım. Siyaseten de sosyal açıdan da bu durumun değişmesi lazım. İşte bu açıdan da bu değişim sürecinin nasıl olması gerektiği, hangi aşamalardan geçmesi gerektiğine dair çok temel bir vurgu var. Yani örneğin çok detaylandırmamış, hangi koşullarda yapılacak, nasıl yapılacak vesaire çok detaylandırmamış. Bu belki sonraki aşamalarda ifade edilebilecek bir şey ama bir geçiş sürecini programı olarak nitelendirmek lazım HDP'nin bu tutum belgesini. Dolayısıyla burada aslında şimdi mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi ittifak olacak mı, olmayacak mı, olacaksa kiminle olacak o meselesinde. O ittifaka geçmeden önce geçiş için araya girmek istiyorum. Yani sonuçta bu geçiş dönemini AKP'siz, MHP'siz yeni bir sürece dönük olarak mı düşünmek gerekir? Yoksa daha farklı bir yaklaşım da var mı? En azından kulislere de hakim olduğun için soruyorum. Yani şöyle bir şey, elbette bir siyasi realite var şu an Türkiye'de. Yani bu siyasi realitede işte bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı, HDP'nin üçüncü yolu olarak tarif ettiği geniş toplumsal halk kesimleri var. Bütün bu ittifaklara dahil olmayan ama işte bir şekilde bu durumdan rahatsızlığını dile getiren, kararsızlar olarak nitelendirilen toplumun çok geniş bir kesimi var. Dolayısıyla siyaseti bu real pozisyonu fark ederek yürütmekte fayda var. HDP bunu yapıyor. Diyor ki, ben bu durumu değiştireceğim. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistem sorun üretiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistem Türkiye'yi çöküşe sürüklüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Fakat HDP'nin bunu ifade ederken tarif ettiği şey geçmiş parlamenter değil, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem önerisinde bulunuyor. Yani gücün, iktidarın erkin yerelle paylaşıldı. Yerel iktidarların ya da yerel yönetimlerin güçlendirildiği, hatta ekonomik olarak bunların özelleştirildiği bir yapıdan bahsediyor. Tam da işte kayyumlara gerekçe yapılan, HDP yönelik saldırılara gerekçe yapılan pozisyonu HDP burada güçlendiriyor. Diyor ki, geçmişteki durum bizi bugüne getirdi. Bugün bizi felakete sürüklüyor. Dolayısıyla biz ne geçmişe özeniyoruz, yani geçmişteki parlamenter sistemi benimsiyoruz, ne de bugünkü yürütülen aslında ucubeye dönüşmüş sistem çözüm olabilir. Yeni bir öneride bulunuyor. Bu önerisini geçmişte ifade etmişti, saldırıların gerekçesi yapıldı ama bugün Türkiye'nin geldiği noktayı işaret ederek buradan bir yeniden çözüm önerisinde bulunuyor.
Evet, buradan devam edelim stüdyodan. Tam ittifaklarda durmuştunuz Ferdi abim. Burada özellikle bu ittifaklar üzerinden konuşulurken çokça tartışıldı. Yani biri Millet İttifakı'na, biri Cumhur İttifakı'na, yani biraz da aslında siyasetin dedikodusu yapıldı. HDP uzun zamandır da Demokrasi İttifakı'nı dillendiriyordu. Şimdi bugün de Demokrasi İttifakı dışında başka bir arayışımız, seçeneğimiz yok dedi. Bunu nasıl açmak mümkün? Çünkü bunca çok tartışılmasına rağmen hala da belki toplumun geniş bir kesimine anlatılamamış bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Elbet bunun nedenleri var. Medya kapalı, bilmem işte büyük bir baskı ve saldırı var. Bir korku heyulası yaratılmış. Ama tam bu dönemde belki geniş biçimde tartışılacak olan bu. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi yani hazırlanan deklarasyon tam da bu noktada aslında şeyi aydınlatıyor. Yani önümüzü görme ya da HDP'nin yaklaşımını görme açısından bu muğlaklıkları ortadan kaldırıyor. Yani çözümsüzlüğün adresi olarak veya çözümsüzlüğün kaynağı olarak esas olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tespit ediyor deklarasyonda. Şimdi bir problem bu. Sorunları aşabilmek için veya bu ittifakların belki ilk ittifak diyebiliriz. Buna başka bir isim de verebiliriz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün güçlerin tek elde toplandığı, bütün kararların tek kişiye bağlı olduğu sistem. Bunu da biliyoruz. Uzun anlatmaya gerek yok. Şimdi bu sisteme karşı olan, bu sistem iyi bir sistem değil. Sadece Kürtler için değil, Türkiye'deki halklar için, emekçiler için, herkes için. Bütün kararları bir tek kişi veriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir adı ama hükümet falan yoktur yani. Yani bakanların veya diğer uzman bürokratların sözü geçerli değil. Bu konuda da örnekleri çoğaltabiliriz. Merkez Bankası örneği var, işte özelleştirme idaresi var, birçok kurum var. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, tek adam rejiminden rahatsız olan herkesin aynı bu sistemi değiştirmek için aynı cephede durması normaldir ve olağan olan budur. HDP bunu da işaret ediyor. Şimdi ben bunun için araya girerek soruyorum yani biraz da o ülkede olduğum dönemde yaşadığımda. Evet. 2015 seçim 7 Haziran bitti. Sabahı Bakırköy'de Selahattin Demirtaş eş başkanı olarak Demokrasi İttifakı çağrısında bulundu. Yani bu seçimle birlikte değişmez, biz Demokrasi İttifakı'nı kurmalıyız. Daha çok da sosyal demokrat yapıya seslendi. Ama buna rağmen sanki bugünlerin hazırlanmasında da o devlet aklıyla düşünen statikocu kesimin de ciddi bir payı oldu. Şimdi bu noktada tekrar yeniden o siyaset Türkiye anlatılırken o gün anlamayanlar bugün anlayabilecek noktaya gelmişler mi ya da gelirler mi? İşte o da çalışmaya bağlı. Yani açmak lazım onu. Tabii yani bunu anlatmak dışında başka seçenek yok. Mesela şöyle tartıştı, ittifakları tartışırken şöyle tartışılıyor. HDP'nin kendisi dışında tanımlama yapıyor. Gazeteciler, işte kimi demokratlar sözde, kimi aydınlar diyor ki HDP AKP ile anlaştı, birleşecek. HDP CHP ile anlaştı, işte İYİ Parti ile anlaştı, birleşecek. Bu aslında HDP'nin kendi gücünü, kendi misyonunu, kendi rolünü veya HDP'nin programını küçümseyen veya onunla ilgilenmek istemeyen, onu ötelemek isteyen çevrelerin görüşüydü. Dolayısıyla da ittifak tartışmalarında aslında ikili bir ayrım yapabiliriz. Yani bir ittifak bu tekçi, Cumhurbaşkanlığına dayalı AKP, MHP iktidarının bu sistemin değiştirilmesine yönelik ittifaktır. Esas diğer bu taktik bir ittifaktır, seçimlere dönük bir ittifaktır, önemli bir ittifaktır. Ama diğer esas ittifak deklarasyonda HDP'nin sözünü ettiği emekçiler, kadınlar, gençler, işte ekolojistler, bu zaten HDP'nin programında var. Bunlar HDP ile birlikte hareket eden çevreler. Burada sorun yok. Evet. Yani HDP Türkiye halklarıyla birlikte hareket etme, Türkiye'nin sorunlarını o toplumla çözmek istiyor. Bu programında var. O başlıklarda gerçek ittifakımız budur diyor. Burada aslında bir sorun yok. Veya sorun ya da anlaşılmayan şey, bu tekçi sistem yıkılırken HDP kimseye destek veya güç vermiyor. Aslında başka güçleri kendi noktasına çekiyor. Yani HDP bu tekçi sistemi, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortadan kalkması veya alaşağı edilmesini istiyor. Bunun için de çizdiği ittifak çerçevesi
Çok geniş bir çerçeve. O zaman bir anlamda da şu, çok uğraştınız, yok etmeye, bitirmeye çalıştınız ama benim anahtar rolümü bitiremediniz. Gelin benim bu yaklaşımım üzerinden evet, sorularımı çözelim, öyle mi düşünmek böyle gerekiyor? Böyle de düşünmek gerekiyor. İşte kendi, yani hepsini okuma belki zamanımız yok. Yani çözümsüzlüğün başlıca kaynağı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tespitini yaptıktan sonra bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olan güçlerle birlikte hareket etmesinde bir terslik yok. Bu doğru bir şey olur. Bu A partisi, B partisi, C partisi veya sivil toplum örgütleri kim olur, bu önemli değil. Yani hedefi, yakın hedefi buysa eğer, bu ittifaklar meşru olacaktır ya da hedefinin istediği çizgiye gelmiş olacaktır bu çevreler, bu partiler. Dedikodular biraz da Erdoğan'ın Abdullah Gül'le görüşüp bu sistemi onun da değiştirmek konusunda adım attığını gösteriyor. O da mı etkilenmiş? Onu da tabii evet, belki zaman kalırsa konuşuruz. Ben yeniden Kenan'la devam edeyim. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi önemli bir başlık ama deklarasyonda çok net vurgular var. Türkiye'nin çözmesi gereken en önemli sorun Kürt sorunudur diyor. Yani bu konuyla ilgili de aslında bir çerçeve belirliyor. Burada belki HDP'yi yakından takip edenler açısından yeni bir şey olmadığını söylemek mümkün. Benim kendi izlenimim bu, tabii yanılıyor olabilirim. Çok net vurgular var ama bunu gerçekten Türkiye'nin en geniş kesimine anlatırken, o demokrasi ittifakı güçlerine ya da bu sorunun çözümünden gelecek açısından yarar bulacak olanlara nasıl bir etki bıraktı bu yaklaşım? Çünkü Türkiye'de hala Kürt deyince titreme tutanlar da var. Bir ikincisi, buna dönük altını nasıl doldurabilir ileride? Çünkü somut altı doldurulması gereken noktalar da var. Yani kısa dönemli bir yaklaşım gibi görünmüyor. En azından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeye dönük yaklaşım gibi değil. Ne dersin Kerem? Evet, tabii Kürt sorununun çözümü, HDP'nin bu konudaki tutumu önemli. Zaten tartışılan meselelerin başında da bu geliyordu. HDP Kürt sorununun çözümünde nerede yer aldı? Muhatap mı, ana muhatap mı, yönetki, aktör mü vesaire gibi meseleler tartışılıyordu. Fakat ona gelmeden önce bu ittifak meselesine ilişkin kısa bir iki ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bu spekülasyonlar sürecek, bundan sonra da sürecek. İşte HDP şu ittifaka yanaştı, şu ittifakla kapı araladı, şuna kapıyı kapattı vesaire. Şimdi Ferdi abi de işaret etti. Aslında HDP bir ittifak tanımı yapıyor ve bu ittifakta kendi rolünü de ifade ediyor. Diyor ki, ben demokrasi ittifakını kurmak için uğraşıyorum. Bunu da kadınlarla, gençlerle, haklarla ezilenler kuracağım diyor. Dolayısıyla toplumu bu değişim ittifakına çağırıyor. Bu birinci mesele. İkincisi, şimdi bu spekülasyonların temel kaynağından birisi şu. Bu çevreler HDP'yi bir çeşit hayır kurumu gibi görüyorlar. İşte HDP ona destek verecek, HDP onunla ittifak kuracak, HDP onunla hareket edecek. Oysa HDP'nin bir siyasal programı var, bir siyaset yapma biçimi var, bir dünya görüşü var. Dolayısıyla bunun etrafında da siyaset yapıyor. Dolayısıyla HDP hayır kurumu olmadığını da, tırnak içerisinde söyleyeyim, bir yancı parti olmadığını da bu deklarasyonla somut bir şekilde ortaya koymuş oldu. Kendi rolünü özellikle ittifaklar meselesinde çok net, çok sari bir şekilde ortaya koydu. Ben dedi ki, ben statikoculuğa kapı kapatıyorum. Ben çözümsüzlüğe kapı kapatıyorum. Ben işte diyelim ki Türkiye'yi uçurma sürükleyenlere karşı kapı kapatıyorum. Ama Türkiye'nin bu durumdan çıkmasını isteyen, değişim isteyen kim varsa onlarla müzakere, diyalog yöntemiyle görüşmeye hazırım dedi. Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi Kürt sorunu meselesi, Kürt sorunun çözümü konusunda işte yeni bir şey var mı yok mu? Valla Kürt sorunu meselesinde Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Kürtlerin talepleri de belli, muhataplar da belli, ne istendiği de ortada. Dolayısıyla HDP'nin rolü de belli, İmralı'nın rolü de belli. Yani bütün bunlar, bu deklarasyon, bütün bunları yatsımadan, yok saymadan tekraren şunu ifade ediyor. Değişimi yaratacaksa, Türkiye bu durumdan kurtulacaksa öncelikle Kürt sorununun çözümünden işe başlamak zorunda. Yani ekonomi mi önce gelir, başka sorunlar mı önce gelir, önce AKP'den mi kurtulmamız lazım vesaire falan filan meselesine çok girmeden bu sorunu çözmeyi önüne koymayan hiçbir güç Türkiye'yi bu durumdan kurtaramaz dedi. Ve kendi rolünü, pozisyonu ifade etti.
Bu önemli bir nokta. Yani dolayısıyla değişim, dönüşüm, Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak isteyen herkes bir şekilde bu sorunun çözümüyle yüzleşmek ve muhatap olmak zorunda. HDP burada kendi rolünden ziyade diğer kesimlerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini tarif etmiş oldu aslında. Onu nasıl tarif etti mesela? Özellikle o nokta önemli. Yani ben rolümü biliyorum ama siz rolünüzü oynamadığınız için Türkiye bu halde. Peki o diğerlerini nasıl, rollerini nasıl tarif ediyor? Şöyle tarif ediyor. Türkiye şöyle, öyle ya da böyle bu sorunu çözmek zorunda. Bu tek başına HDP'nin altından kalkabileceği bir mesele değil. Bu 80 milyon insanı ilgilendiren bir mesele ve bu 80 milyon insan adına siyaset yaptığını söyleyen herkes bu işin muhatabıdır. İktidarı da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu şu veya bu partiye havale edilebilecek, şu veya bu partinin inisiyatifine bırakılabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Sadece Kürtlerin sorunu olmaktan da çıktı. Artık bölgesel ve küresel bir sorundan bahsediyoruz. Türkiye, yani atıyorum A partisi ya da B partisi iktidar olmak istiyor. Türkiye'yi bu durumdan çıkarmak istiyorsa öncelikle Kürt sorunuyla işe başlamak durumundadır. Bu artık bir tercih, bir gereklilik olmaktan çıktı, bir zorunluluğa dönüştü. Evet. Bunu yapmazlarsa ne olur? Bunu yapmazlarsa değişim yaratabilirler. Ne Türkiye'de tırnak içerisinde söylüyorum iktidar olma şansları var. Bakın mesela AKP-MHP iktidarı 19-20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ne zaman Türkiye çözümsüzlüğü dayattılar, o zaman iktidar olma şanslarını da kaybettiler. Türkiye'yi uçuruma da sürüklediler. Türkiye'nin başına örmedikleri çorap kalmadı. Şimdi dolayısıyla muhalefet diyor ki ben Türkiye'yi AKP'den kurtaracağım. HDP de burada diyor ki tamam ben de seninle hemfikirim. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistem değişmek zorunda. Fakat bunun yolu öncelikle yordamı Kürt sorunuyla işe başlamakta, Kürt sorunun çözümüyle işe başlamaktan geçiyor diye çok net bir tabiri var. Evet. Ses kesilmedi herhalde. Tamam. Yok, ben bitiriyor birden. Tam ekran tam karşımda değil Kenan, onun için bazen algılamakta da zorlanıyorum. Sen de izleyiciler de kusura bakmayın. Ben tekrar stüdyodan devam ederim. Kenan'ın bıraktığı yerden, yani bir şekliyle diğerlerine de rolünü tarif etti. Ama esasen bir de bu işin muhatap tarafı var. Siz de hafta başında bu konuyu geniş bir biçimde yazmıştınız. Yeni Özgür Politika'da geçtiğimiz hafta, pardon. Kürt sorununun çözümü içinde, demokratik çözümü içinde muhataplarla diyalog kurulmalıdır diye bir yaklaşım var. Mesela somut olarak da bir tek yer tarif edilmiyor ama. Dün de belki ipucu olarak Ahmet abi bunu, Ahmet Türk önceden vermişti. Gerçekten bu muhataplık konusunu bu deklarasyonda nasıl görüyoruz? Bir ikincisi, tam istenilen noktaya vurgu yapıyor mu Türkiye'de bu sorunun çözümü için, özellikle devlet ve sistem katında duranlara ya da toplumun ırkçı sahiplerle doldurduğu geniş bir kesime ya da siyasetin ırkçı sahiplerle doldurduğu toplumun geniş kesimde bu konuda net vurgular yapıyor mu? Şimdi eğer okurlarsa gerçekten bu kesimler, bu deklarasyon ulaşırsa aynen bu söylediğiniz şeyler çok açık bir biçimde görebilir ve ben şunun için sordum araya. Ben Türkiye kesimlerini söylüyorum. Kusura bakmayın, yani bugün mesela birkaç Türk medyasında okudum. Şöyle bir vurgu yapıyorlar, sanki bir noktaya çekmişler gibi. HDP ilk kez İmralı'dan söz etmeden bir bildiri kaleme aldı. Yani oradan ne ararlar ne isterler, evet. O ayrı ama. Şimdi sözünü ettiğiniz Ahmet Türk'ün şeyi çok kısaydı açıklaması. Diyor ki muhatap Kürt halkıdır. Kürt halkı adına, Kürt halkı için mücadele edenlerin tümüdür. Tümüdür. Şimdi bu bir taraftan çok geniş bir çerçeve, diğer taraftan da çok somut ve çok net bir çerçeve. Kürt halkı Kürt halkıdır. Kürt halkı için mücadele edenlerdir. Bunun kurumlar, sivil toplum örgütleri bunun içine girer, sendikalar girer. Tek tek bireyler girer. Yani bu çok geniş bir çerçeve hakikaten. Fakat muğlak bir çerçeve değil. HDP'nin tarifi, tanımı da bunun dışında değil. HDP'nin kendi deklarasyonunda da iki şey var. Bir parlamento vurgusu var. Yani o başından beri tartıştığımız
Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geçiş. Yani burjuva demokrasisi diyelim, parlamenter demokrasi diyelim, ne dersek diyelim ama onun yani literatürdeki veya teorideki anlamına uygun bir biçimde işlemesi onun. Bir boyut bu. Parlamentonun işlemesi. O zaman parlamentodaki sadece HDP değil, parlamentonun kendisi bu konuda söz, karar ve inisiyatif sahibi olmalı. Muhatabın biri bu. Buradan şunu çıkarıyoruz. Geçmiş dönemde ya da şimdiye kadar yaşadığımız süreçte parlamento muhataplık pozisyonunda değildi ve bu rolünü oynayamadı. HDP bunu da söylüyor. Yani normalleşme veya Kürt sorununu tanımlarken eğer parlamento veya parlamenter sistem rolünü oynarsa bir ciddi muhatap konumuna kavuşur. HDP'nin de buradaki rolü çok önceliklidir. Ama bunun dışında HDP sadece parlamentoyla sınırlamıyor yani. Parlamento dışındaki muhalefeti, parlamento dışındaki kesimleri de Kürt sorununun çözümünde temel aktörler gibi ele alıyor ve onları tek tek saymış zaten. Sadece Kürt sorunu değil, ekoloji sorunu da, diğer işte eğitim sorunu da vesaireyi de çözerken diğer partilerden farklı olarak HDP parlamento dışı muhalefeti veya parlamento dışı kurumlaşmayı çok önemsiyor. Toplumun buna dahil olmasını istiyor. Bunu da görebiliyoruz deklarasyonda. Yani sadece parlamento değil, parlamento dışındaki çevrelerdir. Bunun dışında işte o sözünü ettiğin çevreler, Kürt Halk Önderi Öcalan'ın işte ilk defa söz etmedi. İlk defa söz etmeyince sanki içinde yokmuş gibi algılama, bu da bir gerçekliği inkar, bir gerçeği reddetme, görmemezlikten gelme veya farklı bir çalışma gibi ele alabiliriz. Fakat bunlar Kürtler açısından veya HDP açısından aşılmış, artık gündemden çıkmış sorunlar. Kürtlerin kendisi böyle bir muhataplık sorunu taşımıyor. Ama Türkiye tarafı için veya sorunu çözen diğer taraf için bu sorun ciddidir. HDP deklarasyonu bir taraftan da ciddi bir muhatap oluşturma deklarasyonudur. Yani Kürt sorununu tartışırken soruyorum. Ciddi bir muhatap istiyor karşısında. Şunun için somutlamadan söz ettim. Yani son itibariyle ülkede bir realite var. 40 yıldır süren bir savaş var. Evet. Yani o savaş sonuçta sürerken bu sorun bir şekliyle doğrusu çok istenilen düzeyde de çözüm üretmez. Yani bunun da muhataplık seviyesi farklıdır. Yani sadece Türkiye siyasetinin tutup kendi içinden suni muhataplar oluşturarak yapabileceği bir şey değil. İşte bu somutluğu bu deklarasyonda görebilmek mümkün mü, bu realiteyi? Şimdi bu eğer normalleşme, çok sık vurgu yapıyoruz ya, bu tartışmaların önünü kesmek, bu tartışmaları doğru bir rotaya sokmak için yeterlidir. Fakat bu deklarasyon şunu reddetmiyor yani. İsme zikredilen, zikredilmeyen Kürt halkı için mücadele eden herkes muhataptır gerçeğini ötelemiyor veya bunu reddetmiyor. HDP şöyle dememiş zaten. Yani bir tek biz çözeriz. Hem Kürtler için bunu demiyor, hem parlamentodaki diğer partiler için de bunu demiyor. Yani parlamenter sistem içinde çözülmeli diyor. Onun için de deklarasyonda bir problem yok. Anlaşılmayan veya muğlak kalan bir durum yok. Ama o sözünü ettiğiniz çevreler sorun varmış gibi yaratmak istiyor. Veya farklı alternatifler yaratmak istiyor. Daha başından itibaren bu deklarasyonu sulandırmak, anlaşılmaz kırmak, özünden çıkararak farklı bir yöne çekmek istiyor. Bu çevreler zaten eğer tam tersi içinde olsaydı da, bak bu sefer de bunu koydular içine diye. Evet, evet. Oradan vurmaya çalışacaklardı. O da ayrı bir hastalık zaten. Kenan, tekrar devam edelim. Ferda Çetin de biraz önce aslında vurguladı deklarasyonun en önemli başlıklarından biri de meclisi çözüme önayak ve odak olmalıdır diyerek tarif etmesidir. Yani sonuç itibariyle o normalizasyon sağlanır, meclis asli işlevine kavuşursa bu sorun orada tüm tarafların katılımıyla, yani tüm taraflardan kastı da Türkiye siyasetinin tüm tarafların katılımıyla çözülebilir. Bu vurgunun bu kadar öne çıkması nasıl değerlendirilir? Bu son haftalardaki tartışmalarla bağlantılı da soruyorum. Çünkü bunun üzerinden de ciddi bir spekülasyon yaratıldı, dedikodular üzerinden vesaire. Ama sanırım bununla birlikte o da aşıldı artık, öyle mi?
Yani aşıldı mı emin değilim. Bence bu tartışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Aşılan şey şu, bir HDP ve Kürtler bu konuda berrak olduklarını, net olduklarını bir kez daha gösterdiler. Dediler ki, bizim çözüm irademiz tamdır, muhataplık konusunda bir sorunumuz yoktur. Biz sorunumuzu da biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz fakat karşımızda ciddi bir muhatap istiyoruz dediler. Yani bu bugün söylenen bir şey değil, ta 94'ten beri ifade edilen, yani bir muhatap arıyorum sözünün bugüne uyarlanmış şeklidir. Burada HDP tam da Ferdi abinin söylediği gibi ben çok katılıyorum. Yani esas olarak ciddi bir muhatap yaratma tanımıdır bu tanım. Yani ben karşımda bu sorunu gerçekten ciddiyetle ele alacak, bunun çözüm yollarını bulacak ve Türkiye toplumu adına karar verebilecek bir muhatap istiyor dedi. Bunun çözüm adresi olarak da meclisi gösterdi. Fakat işte bu yani arabayı atın önüne sürme alışkanlığı maalesef değişmiyor. Yani çözmek istemeyenler demagoji yaratıyor. Ciddiyetten uzak değerlendirmeler yapıyor. Örneğin CHDP çıkıp diyor ki ben sorunda muhatabım dediği zaman diyorlar ki aman falanca kişiyi reddetti, onu görmezden geldi, onun muhataplık rolünü inkar etti. Ya da İmralı ve Sayın Öcalan muhataptır dediğinde diyorlar ki işte HDP kendi rolünü inkar etti. Yani bugün meclis çözüm adresi ve odağıdır dediğimizde nasıl ki CHP'nin rolünü inkar etmiyorsa, nasıl ki devletin diğer ilgili kurumlarının rolünü inkar etmiyorsa, HDP'nin muhataplığı ya da muhatap olmama durumu İmralı'nın rolünü inkar anlamına gelmez. HDP bunu çok uzun süredir ifade ediyor, bugün de söylemiyor. Bu resmi belgelerinde de var. Daha önceki kongre konuşmalarında da var. Yetkili bütün kurumlar bunu ifade etmiş. Bu sorun çok boyutlu, çok katmanlı bir meseledir. İşin içinde şiddet var, savaş var, çatışma var, silah var. Ekonomik boyut var, sosyal boyut var. Bütün bu boyutlarıyla çözülmek zorunda ve bunun içinde birden fazla muhatap aktör söz konusu. HDP bu konuda kolaylaştırıcı ve temel aktörlerden birisi olduğunu ifade ediyor. Zaman noktada herhangi sıkıntı söz konusu değil. Ara sıra küçük küçük sesin kesildi. Son iki cümleni tekrar etsen sevinirim doğrusu. Evet, şunu ifade HDP Kürt sorununda muhataplık konusunda berrak. Bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla bundan sonra da hani başka türlü spekülasyonlar yürütülebilir. İşte İmralı'dan bahsetti, bahsetmedi. Sayın Öcalan'ın rolüne işaret etti, etmedi. Ben Ferda Çetin'e döneyim tekrar çünkü bir donma yaşandı. Tekrar geldiğinde sorarım ama zaten zamanımız da daraldı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi de Türkiye açısından önemli dönem, önümüzdeki dönemde siyasetin önemli bir kesimini işgal edecek. Çünkü sonuçta o noktada belirleyici olan Kürt kitlesi HDP. HDP bugün o noktaya da isimler değil ilkeler tartışılmalıdır dedi. Bir nokta çekti, çizgi çekti. Yani sonuç itibariyle ilkeleri de belirledi. Bu konuyla ilgili mesela bir ittifak siyasetinden öte bir ilke siyasetinden söz etti. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Ya ben diğer şeyde bitiremedim. Böyle yarım Evet, bunu da anlaşılmaz söyleyeyim. kalmasın. Bu ittifak konusunda Kürt Halk Önderi Öcalan diyor ki HDP tek HDP asli bir unsurdur, asli bir taraftır. Fakat HDP tek başına olmaz. CHP AKP'de olmalı, isterse MHP'de olmalı, MHP'de olmalı bu tartışmalarda. Bu da yetmez. Akil insanlar heyeti olmalı. Bir adalet komisyonu olmalı, tarafları izlemeli. Bir de uluslararası bir gözlem gücü olmalı. Evet. Yani bu kadar geniş tutuyor. Yasal Yani altyapısı da evet, oluşturulmalı diyor. yasal, yani bir taraf böyle tutuyor, diğer taraf da diyor ki muhatap budur, bu değil. Yani bir çarpıtma var. Dolayısıyla da ne kadar geniş olursa, ne kadar toplumsal kesimleri kapsarsa o kadar İyi. iyidir. Evet, bu tespiti Peki. yapmalıyız. Sadece şu Kürt tarafı bunu Cumhurbaşkanlığı istiyor. seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP'nin rolünün önemi oylarıyla da ilgilidir. Matematiksel bir durumdur da.
Şimdi herkes diyor ya AKP ile birleşti, Millet İttifakı ile birleşti, herkes HDP'ye mecbur. Şimdi bir kere bu tespiti de yapalım. HDP kimi seçerse o seçilecek. Şimdi diğer seçimler gibi değil. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP seçmenleri kime oy verirse o kazanacak. Ya Cumhurbaşkanlığı tekçi bu sistem devam edecek ya da değişecek. Dolayısıyla HDP de diyor ki bu sistem değişsin. Yani önceliğimiz, belki çok tekrar gibi oluyor, önceliğimiz bu Cumhurbaşkanı, hükümet sistemi, rejimi, tek kişiye dayalı bu sistemin yıkılması gerekir. HDP bunu söylüyor. Bunun için de ittifaklarından söz ederken de çok geniş bunu tutmuş yani. Yani, dolayısıyla onu değiştirecek kesimlerle birlikte hareket ediyor. Tabii yani bir de şöyle bir şey. HDP'yi zorlayan işte şu falan partiyi destekliyor, falan partiyle işbirliği yapıyor değil. HDP'nin çizgisine girmek zorunda. HDP de diyor ki biz bu AKP, MHP rejimiyle bu sorunları, bu deklarasyonda sözü edilen büyük sorunları bu hükümet sistemiyle çözemeyiz. Dolayısıyla buna karşı olan bütün kesimler bu ittifakın içindedir. Böyle anlıyoruz. Dolayısıyla birçok yerde aslında bu deklarasyonla noktayı koyuyor. Evet. Kenan biraz önce sesin kesildi, dondu ama umarım şimdi aynı şeyi yaşamayız. Son 1-2 dakikayla böyle ama çok özetleyerek yerel yönetim anlayışını da çok öne çıkarıyor. Kayyumlarla ilgili siyasete dönük tutumlar, belirlemeler de var ama aslında yerelden yönetim anlayışının geliştirilmesi lazım diyor. Bu da uzun vadeli siyasetin bir ürünü mü yoksa önümüzdeki döneme dönük o Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişimiyle birlikte yaşama geçirilmesi gereken bir politika mı? Bu konuda ne dersin? Tabii bu bir çerçeve metin. HDP muhtemelen bundan sonra bu meseleyi daha da tartışacak, açacak. Fakat benim anladığım şey şu, HDP sorunları ileriye havale etmek adına bu çerçeve metni ortaya koymadı. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekir. Özellikle kayyum meselesi çok hayati bir mesele. Darbe olarak nitelendiriyor HDP bunu. Halk iradesine saygısızlık, Kürt halkının inkarı şeklinde tanımlıyor. Bu meseleler işte bu geçiş sürecinde öncelikli mesele. Bunlar çözülmeden işte kim cumhurbaşkanı olacak, kim başbakan olacak tartışmalarının da bir anlamı olmadığını söylüyor. Benim bu metinden anladığım şey. Evet. Son böyle bir iki cümleyle de Ferda Çetin size soralım. Aslında her tarafta harekete geçirmeye dönük bir çağrı var. Yani tüm toplumsal taraflar elini taşın altına koymalı diye algılamak mümkün. Gerçekten toplumun tüm kesimleri bu anlamda sorumlu davranıp elini taşın altına koyar mı? Türkiye açısından diyorum. Türkiye'deki özellikle şimdiye kadar bir şekliyle Kürt'e öcü gibi bakan ya da işte Kürt'ün dili konuşulduğunda titriyecek düzeyde ırkçılık, hamaset yapan kesimler de dahil buna. Yani böylesi bir süreçte harekete geçip Türkiye'nin geleceğini düşünmeye dönük adımlar atarlar mı ya da atmaları için ne yapmak lazım? Bu aynı zamanda parlamenter sistemin eleştirisi veya değerlendirmesi konusu da oluyor. Yani bir ülkenin sorununu sadece siyasi partiler veya parlamento tartışmamalı. Bu sözünü ettiğiniz kesimler, sendikalar, emekçiler, örgütlü, örgütsüz kesimler bu sorunlara müdahil oldukları, bunlara ilgi duydukları, tartıştıkları ve ısrarcı oldukları oranda bu adımlar atılacaktır. Bu sadece Türkiye için de Kürt toplumu için de geçerli. Evet. Yani sadece HDP'den adım atmasını beklemek, doğru işler yapmasını beklemek, bütün sorunları çözmesini beklemek eksik ve yanılgılı bir durum olur. Aynı zamanda da özgür yurttaş dediğimiz günümüzün inisiyatifli bireyi tanımına da terstir. Onun için de hem çevreler hem bireyler bu deklarasyonu veya bu deklarasyonun çizdiği rotayı gerçekleştirmek için çaba sahibi olmalı. Sizin belirttiğiniz gibi elini taşın altına koymanın da ötesinde aktif olarak katılmalı, yani takipçisi olmalı. Peki. Çok teşekkürler Ferda Çetin. Çok teşekkürler Kenan Kırkkaya. Evet sevgili izleyiciler, iki değerli konuğumuzla HDP'nin bugün açıkladığı deklarasyonu konuştuk. Önümüzdeki yayınlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.